function, you're so full of fear. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Sosyal Araştırmalar Vakfı'ndan herkese merhabalar diyorum. Bir süredir gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinden birinde daha beraberiz. Cumhuriyet'in sınıfsız cümleri kaynaşmamış bir toplum üst başlığıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin birinde daha beraberiz. Kasım ve Aralık ayı boyunca Cumhuriyet'in tarih yazımını konuşuyoruz. Bu hafta da Profesör Doktor Alp Cerkaya hocamız bizimle beraber. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, teşekkürler. Çok sağ olun hocam davetimizi kabul ettiğiniz için. Alp hocamla üretim tarzı, sınıf, devlet, solun Türkiye tarihi başlığında konuşacağız. Alp hocamın bu makalesi yakın zamanda kısmı içerisinde Devrimci Marksizm'in son sayısında çıkan bir makaleydi. Oldukça uzun bir makale, yaklaşık 47 sayfa. Arzu edenler makalenin tamamını da ve çok geniş bir alıkta olağanüstü bir tartışma ve ufkıcı bir metindi. Buradan ulaşıp okuyabilirler. Bugün hocamla yaklaşık bir saat boyunca sunumundan makaleyi dinleyeceğiz. 20. yüzyıl tarih yazımı hocamın makalesinde belirtiyor. Esas olarak Marksizm'in etkisinde gelişen bir tarih yazımı var. Konular esas olarak sınıflı toplumlar, sınıflı toplumların değişimi ve gelişimi üzerinde odaklanıyor ve doğrusal tarih tartışmaları çok yoğun kazanıyor. Özellikle 50-60'lı yıllarda üretim tarzı tartışması özel bir tartışma başlığı olarak sosyal bilimlerde ve Marksizm'de tartışılıyor. 60'lı yıllarda keza Türkiye'de farklı üretim tarzlarının nasıl Osmanlı Cumhuriyeti'nde görüldüğü tartışması yürütülüyor ve buradan nasıl kapitalizme geçirdiği tartışması keza var. 70'ler ve 80'lerde Alp Hocam da çok uzun uzun makalesinde açıyor. Eşitsiz ve bileşik değişim yasası üzerinden yapılan tartışmalar, tarih yazımı tartışması var. Ve bu tarih yazımı tartışmasının Türkiye'deki iz düşümlerine değineceğiz. Ve son olarak da hocamın makalesinin yaklaşık 10-11 sayfalık kısmında da Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın literatürünün bu yaklaşım içerisinde nereye karşılık geldiğini bize anlatıyordu. Hocam buyurun lütfen başlayalım. Sonra sorular, cevaplar ve tartışmalarla devam edelim. Buyurun tamam lütfen. Çok çok teşekkürler Hasan. Yani bundan önceki konuşmaları da büyük keyifle dinledim. Yani bu konuşma dizisinin bir parçası olduğundan dolayı da ayrıyeten mutluyum. Yani ortak bir tartışma yürütmek, düşünmek açısından bu tarih yazını Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle sizin düzenlediğiniz yani çok verimli olduğunu da düşünüyorum. Elinize, aklınıza sağlık. Şimdi ben de bu tartışmaya bu Devrimci Marksizm'in 50. sayısı için hazırlamış olduğum makaleyi sunarak katılmaya çalışacağım. Yani burada aslında solun Türkiye ile tarihi, Türkiye tarihi ile sınavı başlığı altında. Yani Türkiye tarihi nasıl tartışıldı? Yani Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi ikisi birlikte olarak. Yani bunu ele almaya çalıştım. Yani onu belirli bir sınıflandırma çabasına, başlıklandırma çabasına gitmeye çalıştım. Tabi bu anlamda üretim tarzı, sınıf, devlet başlıkları ön plana çıkıyor. Şimdi ben bir sunum var. O sunumu şey yapayım. Şöyle şimdi burada yani sizin 100 senelik yani 100. yıl meselesini de uyacak şekilde aslında yani 1920'lerle başlayan bir tartışma olarak, literatür olarak görmek mümkün. 1920-1990 arasındaki tarih yazımı yani bunun araştırma gündemini
Yani üretim tarzı, sınıf, devlet başlıkları altında Marksizm belirliyor. Yani bu söylediklerim, bu arada ilk başta söylediklerim, yani hem dünyadaki literatürde hem Türkiye'deki literatür için geçerli. Yani her ikisi için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Yani büyük sorular, konular, uzun dönemi kapsayan incelemeler bu dönemde hakim. Yani burada Marksizm nasıl belirliyor bunu meselesinde, yani konu başlıklarını Marksizm ortaya koymakla birlikte, yani bu konu başlıkları içerisinde tartışmalara girenler Marksist olsun olmasın, yani üniversitede olsun olmasın, yani sağda olsun solda olsun, yani herkesin dahil olduğu tartışmalar, ama konu başlıklarını Marksizm belirlediğini ayrıca vurgulamak istiyorum. Yani o anlamda böyle bir daha hegemonik bir pozisyonu olduğunu, yani sosyal ilimlerde ama özellikle tarih ve iktisat tarihinde olduğunu söylemek gerekiyor. Yani o anlamda herkes Marksist demiyorum tabii ki, ama tartışmanın konularının bu çerçevede belirlendiğini söylüyorum. Orada pozitivizmin 1950'de Dobsonizm tartışması bağlamında yazdığı eleştiri makalesinde şöyle bir pasaj var. Bu havayı, atmosferi, tartışma atmosferini vermesi açısından onu aktarmayı uygun görüyorum. Şöyle diyor: kapitalizmden sosyalizme geçiş döneminde yaşıyoruz. Bu olgu bir toplumsal sistemden diğerine, daha önceki geçişler üzerine çalışmalara karşı özel bir ilgiye yol açıyor diyor. Yani 20. yüzyılda ne tür bir hissiyat içerisinde, yani kapitalizmden sosyalizme geçiş aşamasında yaşıyoruz. Yani dolayısıyla daha önceki geçişler nasıl oldu diyerekten bu geçiş tartışmalarının Dobbs-Sivizi arasındaki tartışmaların ortaya çıktığını 1950'lerde biliyoruz. Yani bu sözü de 1950'de söylemiş idi Dobbs-Sivizi. Yani bu çerçevede Marksizm etkisi altında, yani bu başlıklarla, yani üretim tarzı, sınıf, devlet başlıkları ile tanımlanmış bir iktisat tarihi, tüm sosyal bilimcilerin, siyasetçilerin Marksist olsun olmasın ana uğraşı meselesi oluyor. Tabi burada 1990'la ne oluyor? 1990 sonrası Sovyetler Birliği'nin çöküşü, diğer sosyalist ülkelerin ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü, emekçi sınıfların artık siyasi aktör olarak görülmemeleri ya da devrimci rollerinin yadsınması, tarihin sonu geldi sanrısı, sosyal bilimcileri, hatta siyasetçileri de, herkesi aşağı yukarı iktisat tarihinden ve Marksizm'den uzaklaştırıyor. 1990'lar o anlamda bu tür bir yani tarihçiliğin daha kültürel tarihçiliğe doğru evrildiği, iktisat tarihçiliğinin böyle çok geri planlara gittiği yıllar oluyor. 2000'li yıllara baktığımızda 2000'lerle birlikte iktisat tarihi tekrar bir popülerlik kazanıyor, ama yani bu iktisat tarihi daha çok Adam Smith ve Max Weber uzantısı akımlarla yeni kurumsal iktisat gibi yaklaşımlar çerçevesinde yeniden canlanıyor. Yani Marksizm o anlamda muhatap olmaktan çıkıyor. Sınıf mücadelesi de gündemden çıkıyor. En iyi ihtimalle böyle elitler arası rekabet gündeme geliyor. Yani araştırma gündemine geliyor. Marksizm'den beslenenler kendi içlerine daha kapalı çalışmalar yürütüyorlar. Daha küçük soru ve konularla ilgilenir oluyorlar. Bu hava, yani 2008 ile birlikte girilen 2008 krizi sonrasında içine girilen dönemde biraz daha farklılaşsa da yani genel hatlarıyla geçerli olduğunu söylemek lazım. Yani o anlamda 1920-1990 daha ayrıksı bir dönem olmakta. Şimdi bu çerçevede bu literatüre baktığımızda, yani bu söylediklerim hem dünya hem Türkiye için geçerli olduğunu tekrarlayayım. Burada solun Türkiye tarih yazınını ben iki başlık altında değerlendiriyorum. Yani yazılanları değerlendirince. Birinci tartışma başlığı olarak sınıflı toplum var. Ki yani bu konuşma dizisinin başlığında da yansıyan şekilde. Yani burada sınıflı toplum olduğunu savunanlar, Osmanlı ve Türkiye toplumlarının ve buna karşı da sınıfsız toplum olduğunu söyleyen, yani ahenkli bir toplum yapısını vurgulayan, o anlamda adil ve kerim devleti vurgulayanlar var. Diğer tarafta da tabii bunu eleştiren sınıflı toplum yapısı ve sınıf çatışmalarını vurgulayanlar var. Yani birinci başlık olarak bunu görüyoruz. Yani 1920'lerden günümüze kadar bu tartışmanın devam ettiğini aslında söylemek mümkün. Yani yoğunluğunun ama böyle 1920 ile 1960 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ama günümüze kalan uzantılarını tespit etmek mümkün.
1960'larla birlikte ikinci bir tartışma konu başlığı ortaya çıkıyor. Yani doğrusal tarih anlatısı. Yani bu doğrusal tarih anlatısından kastım şöyle, yani ilkel komünal toplumdan sosyalizme böyle doğrusal bir ilerleme tespiti üzerinden giden, Avrupa tarihiyle tanımlı bir evrensellik içeren bir anlatı. Yani doğrusal tarihten kastım o. Aşamalı geçişleri içeren bir anlatı. İşte feodalizmden kapitalizme, sonrasında sosyalizme gibi. Yani bu anlatıyı yani sol içerisinde yürütenler var. Yani o dönemin atmosferi içerisinde, ama bunun karşısında durup özgürlük ve evrensellikleri de iç içe barındıran, gerileme ve sıçramaları da tarih içerisindeki vurgulayan anlatılar da ortaya çıkıyor. Eleştirel anlatıların da ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi aslında bu doğrusal tarih eleştirilerinin ve tartışmalarının 1960'larla gündeme geldiğini söyledim, ama yani burada Hikmet Kıvılcımlı yani her konuda böyle ayrıksı ve istisnai duruyor. Yani bunu aslında 1930'lardan itibaren yaptığını söylemek mümkün, ama yani asıl bu konudaki çalışmalarını 1960'larla yayınlamaya başlamasıyla birlikte onu da o bağlama oturtmak mümkün tabii ki. Burada ilk bu doğrusal tarih eleştirisi olarak Hikmet Kıvılcımlı'yı söylemek mümkün. Ama ben buradaki anlatıda, yani makalede de öyle, bu daha bağımsız ve ayrıksı konumu dolayısıyla, daha özgün konumu dolayısıyla yani en sonda değerlendirdim. Bugün de yani çok kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Yani Kıvılcımlı'nın tarih tezi yani burada bir programı da aşacak boyut içeriyor keza. Şimdi burada doğrusal tarih anlatısı da 1960'larda öne çıkan diğer anlatı, yani Asya üretim tarzı üzerine gelişen çalışmalar ve anlatılar. Yani başlangıç noktası bu doğrusal tarih anlatısını eleştirmek. Yani burada Doğu toplumlarının kendine özgü gelişme şekillerini, gelişme yollarını anlamaya çalışmak perspektifiyle yola çıkan yaklaşımlar. Diğer taraftan 1970'lerle, yani Türkiye bağlamında 1970'lerin sonunda gelişen, 1980'lerde önemli eserlerini veren eşitsiz ve bileşik gelişme yaklaşımı da üçüncü eleştiri şeyi olarak, kanadı olarak ortaya çıkmakta. Burada şunu da söyleyeyim, ama buradaki ilişkiler bağlamında yani Asya üretim tarzı doğrusal, yani özet olmuş olacak yani söylediklerim açısından, Asya üretim tarzı yaklaşımıyla doğrusal tarih eleştirisi geliştirmeye çalışanlar bir şekilde kendi eleştirilerini de yani kendi kazdıkları kuyuya düşüyorlar diyebiliriz. Yani tekrar bir eleştiriyle başlayıp doğrusal tarih anlatısına düşüp, hatta sınıflı toplum tartışmasında sınıfsız toplum analizini gündeme getirmeleri söz konusu oluyor. Yani o anlamda başarılı bir çaba olmaktan uzak kalıyor. Ama Türkiye'deki tarih yazımına ve siyasi perspektifte de yani önemli rol oynayan bir yaklaşım olduğunu söylemek lazım. Diğer taraftan doğrusal tarih anlatısı içerisinden gelerek, yani bu yaklaşım çerçevesinde bir perspektif geliştirip eşitsiz ve bileşik gelişme yaklaşımına ulaşan burada perspektiflerin, yaklaşımların da olduğunu söylemek lazım. Yani böyle iç içe geçmişlikler bu anlamda önemli. Bu çerçevede ben altta dört maddede burada genel meseleyi, yani ne etrafında dönüyor tartışma, bunları biraz özetlemeye çalıştım. Yani özgünlükler mi önemli, evrensellikler mi önemli, yoksa özgünlükler, evrensellikleri iç içe değerlendirmek mümkün mü? İç dinamikler mi daha ağır basıyor, dış dinamikler mi, yoksa ikisinin birlikte ele alınması mümkün oluyor mu? Yani üretim ilişkileri mi, mübadele ilişkileri mi, yoksa ikisinin birlikteliği mi? Ya da ekonomik temelin belirleyiciliği meselesi ve ekonomik dışı unsurlar, yani bunlar hangileri daha ön planda olacak? Buradaki tartışmanın ana başlıkları olarak görmek mümkün. Yani makalenin planı böyleydi. Ben buradan hemen Türkiye sınıfta bir toplum mudur başlığı altında ilk
konu başlığını, yani buradaki tartışmaların başlığı olan sınıflı toplumu kısaca özetlemeye çalışayım. Yani burada 1920'ler, yani özellikle burada Ethem Necat, Nazım Hikmet'in yazdıkları, sonrasında Hikmet Kıvılcımlı'nın yazdıkları ön plana çıkıyor. Yani burada Nazım Hikmet'in 1924'te yazdığı Türkiye Amele Sınıfı ve Amele Meselesi makalesinden, yani Aydınlık'tan bir alıntı var. Bu çerçevede yani işçi sınıfı karşıtı sınıfların külliyen ret ve inkar etmeleri işçi sınıfının varlığını söylüyor. Yani bizde var mıdır diyor. Yani şüphesiz ki evet diyor. Amele sınıfı mevcuttur. Hatta bizdeki amele sınıfı Fransa'daki, İngiltere'deki amelik sınıfının miktar, şuhut ve teşkilatıyla kıyas etmek kabil değildir diyor. Yani vardır ama diğerlerinden farklıdır. Ama vardır nihayetinde. Yani bu reddedenlere karşı bunu söylediğini görüyoruz. Aynı şey Ethem Necat'ta da bunu görmek mümkün. Tabi bunları kimlere karşı söylüyor? Yani bunun en yaygın örnekleri işte Mustafa Kemal'in 1922-23'te söyledikleri ya da İzmir İktisat Kongresi'nde ifade ettikleri sınıfların olmadığı, işçi sınıfının olmadığı, burjuvazinin olmadığına dair anlatılara karşı bu işçi sınıfı vurgusu ya da sınıflı toplum vurgusunun ortaya çıktığını görüyoruz. Bu arada şunu söylemek lazım, yani bu ilerleyen bölümlerde de ortaya çıkacak. Bu Ethem Necat ve Nazım Hikmet'in işçi sınıfı vurgusu, yani sınıflı toplum vurgusunun dışında işçi sınıfı vurgusunun da böyle daha çok 1919-1925 paranteziyle sınırlı olduğunu söylemek gerekiyor. Tabi bu sınırı aşan yine aykırı figür olarak Hikmet Kıvılcımlı var. Hikmet Kıvılcım da yani 1935'te de yani işçi sınıfının sosyal, Türkiye işçi sınıfının sosyal varlığı kitabıyla, yani oldukça kıymetli bir çalışma bence 1935'te yayınladı. Bu tartışmayı 1930'lara da taşımakta. Ama yani onun dışında yani sınıflı toplum tartışması yapan var ama işçi sınıfının vurgusu aynı şekilde olmadığını görüyoruz. Birazdan bunun nedenlerini konuşacağız. Bu çerçevede yani bu Hikmet Kıvılcımlı bunları söylerken 1930'larda buna karşı neler söyleniyor? Yani o anlamda Ömer Lütfü Barkan ve Halil İnalcı'yı ifade etmek mümkün. Yani ahenkli sınıf ve vazife taksimatından bahsediyor Barkan. Batı'daki gibi soysuzlaşıp şahsileşmiş tabiyetlerin olmadığını söylüyor. Halil İnalcık, Serveş katiyen mevzubahis olmamıştır diyor. Kaderikül bir devletten bahsediliyor. Ahenkli, sınıfsız bir toplum yapısı vurgulanıyor. Ama diğer taraftan 1930'lar, 40'larda yani bu Barkan İnalcık analizinin karşısında böyle sınıflı toplum yapısını, yani derebeylik rejimini ve kapitalist toplum yapısı vurgularını, ama ağırlıklı olarak derebeylik rejimini, yani feodal toplum vurgusu üzerinden giden Edip Ser'den geçti, İsmail Yusuf Tekin, Muhittin Birgen, Kerem Sade, Hüseyin Avni Şan'da, Münir Belen gibi isimleri saymak mümkün 30'lar 40'larda. 1930'lara baktığımız, pardon, 1950'lere baktığımızda burada bu tartışmanın biraz daha sönük geçtiğini görüyoruz. Yani Barkan'ın 1956'da hem Fransızca hem Türkçe yazdığı Türkiye'de Servaj Var mıydı makalesi burada tabii ki yine bir sınıfsız toplum perspektifi ortaya koyuyor. Bunu söylemek lazım ama bu sınıflı toplum tartışmasının böyle doruk noktasının aslında 1960'ların hemen 1962'de Beyce Boran'la Cahit Tanyol arasında olduğunu görmek mümkün. Şimdi Cahit Tanyol'un Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış bir makalesi var. Yani burada yani Türkiye'de ferdi mülkiyet, birikme, sınıf yok, burjuva sınıfı yok diyor. Yani işleyen mekanizma mülkiyet esasına dayanmıyordu. Burada işleyen mekanizma idare edenlere göre düzenlenmiştir. Ve çatışma da sınıf çatışması değil, idare edenlerle edilenler arasında cereyan ediyordu diyor. Buna Beyce Boran'ın Yön Dergisi'nde bir eleştiri cevap yazısı yazdığını görüyoruz. İşte Türkiye'de burjuvazi yok mu başlığıyla birlikte. Yani orada şu cümleyi söylemek yeterli herhalde. Yani Osmanlı tarihi bağlamında tabii ki bu tartışma yapılıyor. Konak saraylarda samur kürkler içinde yaşayanların
sosyal yerlerin aslan payını aldıkları bir toplum düzeninde sosyal sınıflar yoktur da ya ne vardır diyor. Yani bu tartışmanın ilk roundu böyle. İkinci roundu ise burada yani özgünlükler mi evrensellikler mi? Yani sınıflı toplumdan biraz ikinci round oraya geliyor. Cahit Anyol'un yine yönde yazdığı cevap yazısı, B.C. Boran'ın ona karşı yazdığı cevap yazısı meselesinde yani böyle ikişer makale daha yazıldığını görüyoruz. Yani Cahit Anyol'a göre böyle Marksist doktrin zorlanarak Batı'da gelmiş olaylar burada da varmış gibi anlatılıyor ama yani burada öyle şeyler yok. Yani mesele bizde nasıl olmuştur ona da dikkat etmek, yani doğru olan budur diyor. Yani B.C. Boran'ın da burada yani özellikle Barkan'ın çalışmasından faydalansa da, yani Barkan'ın Batı'daki feodal toplumla Osmanlı toplumu karşılaştırmasındaki çalışmasından, olgusal araştırmasından faydalanarak, yani burada aslına bakarsanız yani benzerlikler daha fazla ön plana çıkıyor. Yani farklılıklara göre farklılıklar var ama demek de en sonunda da şu soruyu soruyor. Yani hangisi daha önemli? Burada reaya ile self arasında ortak vasıflar mı yoksa farklar mı? Yani o anlamda aslında tabii ki farklar var ama burada bir evrensel anlatı var. Yani ortaklıklar ön planda diyen bir perspektif ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu sınıflı toplum üzerindeki tartışmaları burada keseceğim ama bunun sonrasında da devam ettiğini, yani günümüze kadar da uzadığını günümüzden örnekler de vermek mümkün. Yani buradan doğrusal tarih eleştirileri ve buradaki ilk başlık olarak Asya üretim tarzı yaklaşımına bakacağım. Burada Asya üretim tarzı bağlamında yani benim tespit edebildiğim ilk çalışmanın Şerif Mardin'in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Bilgiler Fakültesi mecmuasında yazdığı toplum bilimlerinde teoriler üzerine bir not başlıklı 1964 tarihli makalesi. Burada aslında Wittfogel'in çalışmasını, Oriental Despotizmi özetleyen bir perspektif ortaya koyuyor. Bu arada şeyi atladım. Yani bu doğrusal tarih tartışması nereden geliyor diye şu arka planı da vermek lazım. Başta söylediğim Dobbs-Sivizi tartışması, yani 1950'lerdeki, yani 1946'da Maurice Dobbs'un kapitalizmin gelişmesi üzerine araştırmalar, sonrasında Sivizi ile giriştikleri tartışma ve sonrasında doğan literatür, geçiş tartışmaları literatürü, feodalizmden kapitalizme geçiş tartışmaları literatürü, yani bir doğrusal anlatı üzerinden bir tartışma olarak kendisini gösteriyor. Yani feodalizmden kapitalizme geçiş bağlamında. Ama diğer taraftan 1950'ler ve 60'larla birlikte Grundrisse'nin metninin ortaya çıkışı ve Batı Avrupa dillerine çevrilmesiyle birlikte yani burada Asya üretim tarzı üzerine çalışmaların oldukça arttığını görüyoruz. Yani 1960'ların ilk yarısında özellikle. Yani bu orada da Wittfogel'in çalışması ön planda oluyor. Yani daha fazla yankı uyandırmakta. Yani Şerif Mardin biraz bunu buraya aktarıyor ama biraz ilginç ve garip bir makale olduğunu da söylemek lazım. Yani böyle bir kaba özet var Wittfogel'den. Yani burada biraz da kaba, tırnak içerisinde kaba Marx eleştirisinde olduğunu söylemek lazım. Yani buradan bir alıntı yaptım ben. İşte Doğu için feodal tabirinin kullanılmasındaki gülünçlüğü gören Marx bu buluşun sınıf kavgası teorisi bakımından etkisini tartışmaya hiçbir zaman yanaşmadı. Bunun sebebi basitti. Doğu'da Batı görüldüğü şekilde bir sınıf mücadelesi olmadığını kabul etmek Marx için ihtilal teorisindeki bir gedik açmak manasına geliyordu. Yani sistemi buluyor, yani onun üzerine çalışıyor ama o teorisine uymadığından dolayı onun üzerinde durmuyor. Ondan dolayı hasır altı edildi falan gibisinden bir şey söylüyor Şerif Mardin. Yani o anlamda bu anlatının, Marx'ın anlatısında bir evrensel açıklayıcının olmadığını ortaya koyuyor. Yani o anlamda Asya üretim tarzının Doğu toplumlarının farklılığını ortaya koyduğunu vurgulamakta. Yani o farklılığı anlatmak lazım ama Asya üretim tarzı anlatısı üzerinden gitmek gerekiyor gibi bir şey söylemiyor. Yani orada bir Marx eleştirisi olduğunu ifade etmek lazım. Burada tabii asıl önemli olan
Sencer Davitçioğlu'nun çalışmaları. Yani ilk önce Asya tipi üretim tarzı ve az gelişmiş ülkeler 1966'da yazdığı Risale'yi söylemek lazım. Burada tabii Sencer Davitçioğlu bu meseleye aymasını kendiyle yapılan nehir söyleşi de Kemal Tahir'in bir sorusuna atfetmekte. Yani sonrasında bu konu üzerine ilk önce bu çalışmayı Asya tipi üretim tarzı ve az gelişmiş ülkeler çalışmasını yapıyor. Ondan sonrasında Asya üretim tarzı ve Osmanlı toplumunu 1967'de yazmakta. Yani ilk çalışmada baktığımızda yani Batı toplumlarının üretim tarzlarına benzemeyen başka toplumların ayrı üretim tarzları olduğu gözüküyor. İşte Asya üretim tarzının ortaya koyduğu şey. Yani dolayısıyla tek doğrusal bir gelişme söz konusu değil. Onun kanunları da olamaz. Batı toplumları doğru üzerinde gelişirken öteki toplumlar başka doğru üzerinde gelişebilir. Bundan dolayı gelişme kanunları tek doğrusal değil, çok doğrusaldır. Tespiti ön plana çıkıyor. Sonrasında 67'de de bu perspektif halinde Osmanlı toplumunu incelediğini görüyoruz. Burada insanın insana bağlı değil, devletin topluma bağlılığını olduğunu, servajın olmadığını, asil sınıfın olmadığını, bireyin gelişemediğini, kişinin kişiyi sömürmesinin olmadığını vurgulayan bir perspektif ortaya çıkıyor. Hızlıca bunu geçeyim. Yani bu dönem tabii ki 66-67 bunun eleştirilerinin de gündeme geldiğini söylemek lazım. Doğan Avcıoğlu, Bahattin Akşit, Mübeccel Kuray, Kurtan Fişek burada iç ve dış dinamikler üzerinden bir feodalizm, feodal toplum ve kapitalist toplum analizini Asya üretim tarzı eleştirisi etrafında geliştirmekteler. Burada bence Davitçioğlu'nun çalışmasının asıl önemli kısmı yani bu Asya üretim tarzı ve bunun Osmanlı toplum bağlamındaki tartışması değil. Sınırlı bir şekilde geliştirdiği ama açtığı perspektifle böyle geniş bir literatür açtığını düşündüğüm geçiş yani Asya üretim tarzından kapitalizme geçiş. Yani bu da aslına bakarsanız yani dünya literatürüne de bir katkısı olarak da düşünülebilir. Yani geçiş tartışmalarını o anlamda az gelişmiş coğrafyalara da taşımış oluyor. Feodalizmden kapitalizme geçiş tartışmaları yalnızca Avrupa ile Batı Avrupa ile sınırlı olduğundan dolayı. Yani burada tabii Davitçioğlu'nun bu Asya üretim tarzı üzerinden işte modelin dengesi, içsel dinamikler, dışsal dinamikler tartışması yaptığını görüyoruz. Yani o anlamda yaptığı tartışmada yani geçiş nasıl oldu? Asya üretim tarzından kapitalizme geçişte böyle devlet, derebeylik, emperyalizm üretim tarzına geçiş diye bir şey vurguluyor. Yani o anlamda Asya üretim tarzı sonradan işte bu ayanlık dönemi 18. yüzyıl, 19. yüzyıl başındaki derebeylik lerinin gelişimi sonrasında da işte emperyalizmin hakimiyeti üzerinden bir farklı çizgi ortaya çıktığını söylemiş. Yani o anlamda bu coğrafyalarda bu geçişin yani Asya üretim tarzından geçişin nasıl olduğunu vurgulaması bence literatüre en özgün katkısı diye düşünüyorum. O çerçevede baktığımızda buradan açılan kapıda yani öğrencileri ya da takipçileri diyebilirim. Stefanos Yeresimos, Asaf Savaş Akat, Şevket Pamuk burada özellikle feodal toplum ve haraççı üretim tarzı ve feodal üretim tarzı arasındaki rekabet üzerinden kurulu bir anlatıyı vurgulamaktalar. Bu isimler Yeresimos, Akat ve Pamuk yani Samirami'nin bu haraççı üretim tarzı yaklaşımıyla da bir şey iletişim içerisinde bu perspektifi ortaya koymaktalar diyebiliriz. Benzer bir şekilde Çağlar Keyder, Hurcan İslamoğlu, Seyfettin Gürsel'in de burada yani o Asya üretim tarzı ya da işte bürokratik toplum hepsinin isimlendirmesinde farklılıklar olmakla birlikte burada yani dünya kapitalist sistemine ile bütünleşme meselesini vurgulamakta. Yani Immanuel Wallerstein'in dünya sistemi analizi ile daha akrabalık taşıyan bir perspektif ortaya koymaktalar. Yani o anlamda Wallerstein ve Samirami'nin de bu dünya sistemi perspektif dahilinde yani bir ortak çatı altında düşünecek olursak yani o anlamda bu Asya üretim tarzı
Bazıları için işte o feodal üretim tarzı ile rekabet içerisindeki üretim tarzı sonradan o kapitalizme nasıl evrildi ya da bütünleşti meselesi önemli oluyor. Buradan oldukça zengin bir literatürün ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bu da aslına bakarsanız Türkiye'deki sosyal bilimler çalışmaları üzerinden yani bilinçli bilinçsiz bir hegemonik anlatı haline gelmekte. Burada tabii çevre ülkelerdeki çarpık ve bağımlı bir kapitalizm gelişimi anlatısı ortaya çıkıyor. Bunu çok fazla geliştirmeden söyleyeyim. Bir su içeyim izninizle. Burada bu çalışmalar çerçevesinde yani Asya üretim tarzı ve Asya üretim tarzından kapitalizme geçiş üzerine yapılan çalışmaları da öyle temel sorunlar olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada dış dinamikler ve mübadele ilişkilerine tabi bir anlatı ortaya çıkıyor. Yani iç dinamikler zaten yok sayılmakta. Yani bunların varlığıyla birlikte pasifleşmekte. Yani değişim ve hareketlilik tamamen dış dinamiklere bağlı kalıyor. Dış dinamiklere böylesine bir aktörlük, etmenlik biçilmesi de mübadele ilişkilerine, üretim ilişkilerine baskın hale geldi. Yönlendirdiği bir çerçeve ortaya koyuyor. Burada aslında başlangıçta eleştiri olarak ortaya çıksa da yani Avrupa merkezci evrensel tarihe tekrar bir dönüş oluyor. Çünkü dış dinamikler iç dinamiklere baskın olduğunda Asya üretim tarzı bizi tekrar Avrupa tarihiyle birleştiriyor. Kapitalizme ortaya koyuyor. Evrensel özelliklere tekrar dönüyoruz. Yani o anlamda o eleştirisinde yeniden üretmiş oluyor. Aynı şekilde doğrusal tarihe de tekrar bir dönüş var. Asya üretim tarzı ya da vergisel üretim tarzı yani buradaki farklı vurgularla birlikte yani kapitalizme geçiş çarpık ve bağımlı bir kapitalizm gelişimini ortaya çıkarıyor. Bu şekilde de tüm dünya kapitalizme tabi olmasıyla kapitalizm sonrası geçiş iç dinamikten yoksun az gelişmiş ülkeler için havada kalan bir sorunsal haline getiriyor. Yani doğrusal tarih eleştirisinden çıkıp tekrar başlangıç noktasına gelmiş oluyoruz. Yani sonuç olarak burada Asya üretim tarzı ve türevi incelemelerinde yani Osmanlı İmparatorluğu'na da kapitalizme geçişe de odaklansalar yani bir şeyin fark etmediği doğrusal tarih anlatısının her seferinde arka kapıdan gündeme geldiğini söylemek mümkün. Burada yani makalede anlatmaya çalıştım. Burada hızlıca geçeceğim. Tabii ki burada sınıf analizi bağlamında bu Asya üretim tarzından kapitalizme geçişi ortaya koyan yani dünya sistemi analizine dayanan çalışmalarda bir daha benim yaratıcı dediğim bir devlet var. Yani sınıflar yaratılıyor. Devlet yaratıyor, burjuvazi yaratıyor. İşte bu Cumhuriyet döneminde oluyor. Ya da aynı zamanda bu gayrimüslimlerin mal mülküne el koyarak yani burjuvazi öyle yaratılıyor gibi bir anlatı ortaya çıkmakta. Yani sınıfların yaratılması anlamında yani sınıflar yok bağlamında. O çerçevede bakarsak yani bunu çok hızlıca geçeceğim. Yani sınıflı toplum analizinden çıkıp sınıfsız tarih analizine de o anlamda geçiş olduğunu da bu anlamda görüyoruz. Yani iç dinamikler olmadığı durumda bunu işte devlet bir işte sınıfları yaratıyor. O anlamda buradaki tek değişiklik tabii daha önceden bu sınıfsız toplum analizi yapan çalışmalar yani adil ve kerim bir devleti vurgularken artık bu çalışmalarda böyle daha zalim bir devlet ortaya çıkıyor. Yani ya dış dinamikler ya devlet ya da ikisi birden böyle iç dinamiklere hükmeder konumunda olmakta. Bunun çerçevesinde de aslında yani güncel literatürde de çok kullanılan böyle izlek bağımlılığı bir alın yazısı anlatısı da ortaya çıkıyor. Az gelişmişlik bağlamında diyebiliriz. Şimdi bu çerçevede bir başka tartışma başlığı olarak şunu söylemek mümkün. Burada yani ekonomik temelin belirleyici ya da ekonomi dışı unsurlar mı ön planda? Yani bu Asya üretim tarzı, haraççı üretim tarzı ve buradan kapitalizme geçişi vurgulayan analizlerde yani ekonomi dışı unsurların daha ön planda olduğu yani üst yapıdaki
çatışmalar ya da elitler arası çatışmaların daha ön planda olduğu. Yani o anlamda feodal üretim tarzı, haraç üretim tarzı tartışmalarını da vurgulayan işte Şevket Pamuk'un, Yeresimos'un ve Asaf Savaş Akıt'ın çalışmalarını düşünebiliriz. O anlamda ekonomi dışı unsurlar çok fazla vurgulanıyor. Bu ekonominin belirleyiciliği, ekonomi dışı unsurlar tartışması aynı zamanda böyle zengin bir özgünlükler, evrensellik tartışması bağlamında yani Oğuz Ayhan'la Şevket Pamuk arasında 11. tezin 8. ve 9. sayılarında ortaya çıkmış durumda. Yani oldukça üst seviye bir teorik tartışma olduğunu söylemek mümkün. Yani iki yazı açısından da baktığımızda yani şöyle denilebilir. Yani özgünlük ve evrensellik bağlamında yani Oğuz Ayhan evrenselliğin içerisinde özgünlükleri tanımlama çabasına giriyor. Burada üretim tarzı ve toplumsal formasyon tanımları çerçevesinde. Şevket Pamuk da burada daha özgünlükleri ön plana çıkarak özgünlükler üzerinden bir evrensel tarih anlatısına gitmeye çalışmakta. Yani bunu bu şekilde kısaca geçeceğim zaman sınırı dolayısıyla. Burada bu çerçevede yani bu Asya üretim tarzı ve doğrusal tarih eleştirmelerini geçtikten sonra doğrusal tarih anlatısı içerisinde ortaya çıkan tartışmalar var. Yani biraz da bunları vurgulamak gerekiyor. Kısaca bunları vurgulamaya çalışayım. Yani bu çerçevede baktığımızda aslına bakarsanız pardon bir saniye. Yani 1960'lar İkinci Dünya Savaşı sonrası aslında 1925 sonrası da yani buradaki dünyadaki yani Komünist Enternasyonel'in aşamalı devrim perspektifi çerçevesinde bir doğrusal tarih anlatısında hakim olduğunu ifade etmek lazım. Yani onun tarihlendirmesinde de baktığımızda aslında şöyle bir şey. Yani ikinci enternasyonelin önerdiği bir ittifak strateji tartışmalarında işte feodal toplumlar, feodalizmin hakim olduğu toplumlarda yani az gelişmiş toplumlarda bir burjuva demokratik devrim yani buna dair olmak üzere bir burjuvazi ile ittifak söz konusu olmalı. Yani gelişmiş ülkelerde işçi sınıfının öncülüğüyle yani kapitalizmin hakimiyetindeki toplumlarda işçi sınıfının öncülüğünde bir sosyalist devrim perspektifi ortaya konmalı. Yani o anlamda bir aşamalı devrim perspektifin hakim olduğunu söylemek lazım. Yani ikinci enternasyonelin ortaya koyduğu perspektif çerçevesinde. Bunun tabii 1905 Rus devrimi ile birlikte Trotski'nin bu perspektife daha önceden bir eleştirisi olduğunu da söylemek lazım. O dönemki 1900'lerin başında işçi sınıfı, köylüler yani bunların ayaklanmaları, sömürge ve yamyurtlu sömürgelerdeki anti emperyalist mücadelelerle birlikte işte bu Trotski'nin sürekli devrim çalışması perspektifi ortaya çıkıyor. Yani Rusya'da eşitsiz ve bileşik bir gelişmenin ortada olduğunu söylemekte, savunmakta. Yani burada işçi sınıfı niceliksel olarak az ama iktidarı alabilecek güçte yani Trotski'ye göre. Yani nicelik zaten tek ülke sorunu değil. Yani sosyalizm de dünya devrimine bağlı diye bir analiz ortaya koyuyor. Sonra bu perspektif halindeki tartışmalarda 1917'deki Şubat devrimi sonrasında Lenin'in Nisan tezleri falan var. Burada yani Ekim devrimiyle de birlikte ortaya çıkan yani bu yani Rusya'da bu şeyin devrimin olması yani işçi sınıfının önderliğinde bir devrimin olması yani Trotski'yi daha haklı konuma getiriyor. O çerçevede 1919'da 1925 arasındaki Komünist Enternasyonel'de de aslına bakarsanız bizdeki tartışmalara da gördüğümüz üzere Ethem Necat ve Nazım Hikmet'in makalelerinde de gördüğümüz üzere işçi sınıfının varlığı, öncülüğü, aktörlüğü üzerine giden bir anlatının olduğunu görüyoruz. Yani 1925 Çin devrimi ve ortaya çıkan tartışmalarla birlikte Stalin ve Buhari'nin hakim olduğu yeni yapıda o anlamda tek ülkede sosyalizm ve aşamalı devrim yaklaşımı
böyle bir hakimiyet kazanmakta ve bağlayıcı bir strateji olmakta. Bu tartışmalar çerçevesinde Türkiye'deki 60'lı yıllardaki harekette mesele biraz milli demokratik devrim ve sosyalist devrim çatışmasının bu çerçevede görülmesi. Bunun üzerinden bir feodal toplum ve kapitalist toplum analizi ortaya çıkıyor tabii ki. O çerçevede ama meseleye Türkiye'de biraz daha tersten yaklaşıldığı da gözüküyor aslına bakarsanız. Yani buradaki konumlanmalarda milli demokratik devrim perspektifinde Mihribelli ve çevresinin yani burada burjuvazi ile ittifak, yani dolayısıyla buradan bir feodalizm tespiti, sosyalist devrim perspektifinde konumlananların ise burada işçi sınıfının öncülüğü üzerinden Türkiye'deki kapitalist dinamikleri vurgulayan bir anlatı ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani burada Mihribelli, Beyce Boran tartışmaları o anlamda hatırlamak mümkün. Yine bunu yani hızlıca geçmek gerekecek. Ama bu doğrusal tarih perspektifi içerisinde yer alan bu hem MDD hem SD tartışması içerisinde iki önemli başlık var. Yani Türkiye'de de literatürde önemli yer tutan, yani onları kısaca geçeyim. Birincisi, yani Türkiye'de kapitalist bir toplum mu var, feodal bir toplum mu var tartışmasında. İşte Korkut Borta ve Muzaffer İlhan Erdos arasındaki küçük meta üretimi ve feodal üretim tarzı tartışmasını bu anlamda söylemek mümkün. Yani bu da aslında böyle bir daha evrensel boyutu da olan bir tartışma. Frank ve André Günter Frank ve Ernst Laclau arasındaki tartışma ya oldukça benzer bir tartışma, ama bence bu Samir Amin Laclau tartışması. Yani böyle bir tartışma yok ama yani olsaydı böyle buna daha benzer olurdu. Yani o anlamda aslında Borata ve Erdos tartışması daha özgün diyebiliriz. Ama bu da yani bu aşamalı devrim perspektifi içerisinde olan bir tartışma olarak gündeme geliyor. Bir başka tartışma yine aynı başlık altında, doğrusal tarih perspektifi altında. Burada tarımda küçük meta üretim mi hakim yoksa kapitalist üretim ilişkileri mi hakim? Bu da bir şekilde Çayanov-Kaske tartışmasının Türkiye'ye yansıması. Bunun tarafları olarak da işte Korkut Boratav'da Keyder'i, Keyder her ne kadar yani 1950 sonrasında bu küçük meta üretimini tarihlendirse de yani böyle benzer bir konumda düşünebiliriz. Yani bunun karşısında da işte Köymen, Kurmuş ve Oya'nın buradaki daha işçileşme, proleterleşme ve sermayenin yoğunlaşması üzerinden odaklanan perspektiflerini koymak mümkün. Yani ben burada Köymen'den, Oya Köymen'den böyle sevdiğim bir alıntı var. Yani onu yapmadan geçmeyeceğim. Şöyle diyor, Türkiye'de Tarımsal Yapılar Kongresi'nde kendisi tartışmacı. Yani küçük meta üretimi üzerine, küçük köylülük üzerine birçok konuşmayı dinledikten sonra şöyle demiş. Yani Türkiye ekonomisinin nereye ve nasıl gittiğini belirleyen 100 büyük sermaye grubudur. Buna karşı milyonlarca küçük şirket ve sanayi işletmesi var olmaya devam ediyor, edecektir diye. Son 10 yıllarda moda olan değinme, işportacı ve benzerinin dahil edildiği gittikçe büyüyen bir de marjinal sektör var. Demek ki sayısal çokluğa bakarak küçüklerin tasfiye edilmediklerini gözleyerek kentler içinde benzer kuramsal yönelimli araştırmalara ağırlık vermek ve küçük işletmenin büyük tekelci sermaye karşısındaki dayanma gücüne kalkarak bir avuç sermaye grubunun ekonomide hiç belirleyici bir konumu olmadığı sonucuna ulaşmak da mümkün diyerekten bu küçük köylülük, küçük meta üretimi anlayışını ortaya koymakta. Yani bu perspektifi daha aslında daha erken dönemde Hikmet Kıvılcımlı'nın yani tarımdaki proleterleri vurgulaması, İsmail Yusuf Tekin'in aynı şekilde bunları da görüyoruz. Buradan doğrusal tarih perspektifinin diğer eleştiri başlığına gelelim. Burada eşitsiz ve bileşik gelişme yaklaşımının ortaya koymaya çalışayım. Türkiye'deki gelişimini ortaya koymaya çalışayım. Yani bu mesele şuna bakarsanız yani eşitsiz gelişim var ama eşitsiz ve bileşik gelişim burada Trotsky'nin ortaya koyduğu, geliştirdiği bir çalışma. Yani Lenin'in emperyalizm, kapitalizm en yüksek aşamasında şöyle bir cümlesi var. İşletmelerin, sanayilerin, farklı ülkelerin eşit olmayan ve kesintili gelişmeler içinde oluşu kapitalist rejimde kaçınılmazdır diyor.
Yani burada eşitsiz gelişmeyi vurgulamakta Lenin. Yani gelişmiş devletleri ortaya çıkaran süreci ortaya koyuyor. Burada gelişmiş devletler arasındaki, kapitalistler arasındaki amansız rekabeti ortaya koyuyor. Aynı zamanda sömürge ve yarı sömürgeler üstünde kolektif ama rekabet içindeki tahakkümü vurgulamakta. Şimdi bunları kabul etmekle birlikte buna bileşik gelişmeleri de, bileşik gelişmeyi de dahil ettiğini görüyoruz Trotski'nin. Yani burada içsel etkileri de meseleye dahil ediyor. Yani şöyle diyor, eşitsizliği bileşiğin önüne koyuyorum diyor. Yani eşitsiz ve bileşik gelişme. Çünkü ikincisi birincisinden doğuyor. Yani bileşiklik de eşitsizlikten doğuyor ve onu tamamlıyor diyor. Eşitsiz ve bileşik gelişim yalnızca dışsal etkilere dayanan, o anlamda eşitsiz gelişmeden farklı. Tabi burada yani Stalin'in ülkelerin farklı gelişim aşamalarından geçmelerine dayanan eşitsiz gelişme perspektifinden de ayrılmakta. Dünya ekonomisinin birliği ve emperyalist güçlerle sömürge yarı sömürgelerin karşılıklı bağımlılıklarının eşitsiz bir ülkenin, yani burada Rusya oluyor tabii ki, kapitalist gelişim aşaması ve sıçramasını mümkün kılıyor. Ama dünya ekonomisi bütünüyle kapitalizm hükmünde olduğu için de sosyalizme geçiş imkansız. Yani bu çerçevede bileşik gelişme dinamikleri ortaya çıkıyor demek de şöyle ifade etmiş bunu. Tarihsel sürecin engellenen yasası olan ritim eşitsizliği geri ülkelerin mukadderatlarında çok daha güçlü ve karmaşık bir şekilde ortaya çıkar. Dış sorumlulukların kamçısı altında geri kalmış olan hayat sıçramalarla ilerlemek mecburiyetindedir. Bu ritimlerin eşitsizliği evrensel yasasından değişik aşamaların birbirine yaklaşması, farklı evrelerin birleşmesi, arkaik biçimlerin en modern biçimlerle alışımı anlamında daha uygun bir tanımlamanın yokluğunda bileşik gelişme yasası diye adlandırabileceğimiz bir başka yasa doğar diyor. Yani bu çerçevede aslında hem doğrusal tarihi hem Avrupa merkezci evrensel tarihi bir eleştiri ortaya konduğunu görüyoruz. Şimdi bu anlatı, yani bunu 1905 sonrasında 1930'larda yazdıkları etrafında daha da gelişmiş bir şekilde görmek mümkün. Ama Türkiye'deki bunun örneklerine baktığımızda ben ilk Kurtan Fişek'in 1969'da yazdığı bir makalede bunu tespit ettim. Yani Kurtan Fişek aslında bu doğrusal tarih anlatısı etrafında, yani sosyalist devrim perspektifini taşıyan şeylerden, akademisyenlerden birisi, çalışmalarıyla bunu vurgulamakta. Ama 1969'da yazdığı makale, yani o da Sosyal Bilgiler Fakültesi mecmuasında çıkan bir makale. Yani Selçuklulardan, yani Cumhuriyet dönemine kadar ki aşamayı, uzun bir dönemi ele alıyor ve birinci dipnotunda böyle Trotski'den uzun bir alıntıyla başlayıp, yani metnin içerisinde o Trotski anlatısına atıfta bulunmasa da o perspektifi, eşitsiz ve bileşik gelişme anlatısını ortaya koyan oldukça ilginç bir çalışma yaptığını görüyoruz. Sonrasındaki çalışmalarda bunu devam ettirmiyor. Sonrasında ilginç bir şekilde Yalçın Küçük'ün 1977-80-85'de yazdığı makaleler var. Yani bunlar Rusya ve İngiltere özelinde ama daha ağırlıklı olarak işsiz gelişme bağlamında yazdığı makaleler olduğunu söylemek lazım. O anlamda Yalçın Küçük'le birlikte işte tipten ayrılan ya da işte ayrılmak durumunda kalan da diyelim, işte sosyalist iktidar grubu bu perspektifi devam ettirmekte. Kendi aynı adla çıkan Sosyalist İktidar Dergisi'nde, yani 1979'da buna dair makalelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Metin Çulhaoğlu o anlamda geçen yaz kaybettiğimiz önemli olmakta. 1980, 86 ve 88'de yazdığı makaleler önemli. 1986'da çıkan, yani Gelenek Dergisi'nin ilk sayıları da özellikle bu yani eşitsiz gelişme başlığı altında olsa da aslında eşitsiz ve bileşik gelişme oldukça yakın, yani Troçkin'in de tartışıldığı çok ilginç makalelerin olduğunu o anlamda söylemek gerekiyor. Metin Çullaoğlu'nun Tarih Türkiye Sosyalizm Bir Mirasın Güncelliği çalışmasında da, yani Trotski'ye şey yapmadan,
meyletmeden ama aslında eşitsiz ve birleşik gelişme perspektifi dahilinde bir Türkiye tarihi okumasını, yani Cumhuriyet'e geçiş okumasını yaptığını söylemek mümkün. Bu perspektifte daha Trotski üzerinden bir okuma yapan, tabii ki Sungur Savran'ın 1986 11. tezde yazdığı Eşitsiz ve Birleşik Gelişme makalesi var 3. sayıda. Sonra 1992'de Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri kitabında da aynı perspektifi Türkiye tarihi bağlamında geliştirdiğini görüyoruz. Yani Sınıf Bilinci ve Devrimci Marksizm dergilerinde de bu perspektifin devam ettirildiğini söylemek mümkün. Yani o anlamda Burak Gürel'in 2015'te yazdığı, Devrimci Marksizm'de yazdığı, 24. sayıda yazdığı Sürekli Devrimin Anahtarı Eşitsiz ve Birleşik Gelişim makalesini o anlamda söylemek mümkün tabii ki. Tabii buradaki yani farkı da vurgulamak gerekirse burada yani Yalçın Küçük, işte Metin Çullahoğlu gelenek çizgisi, yani o anlamda tek ülkede sosyalizm, yani Sungur Savran Sınıf Bilinci ve Devrimci Marksizm çizgisi ise dünya devrim perspektifini taşıyanlar olmakta. Yani burada iki tane de alıntı yapayım Metin Çullahoğlu'ndan. Buradaki perspektifi sergilemesi açısından Çullahoğlu şöyle diyor: Eşitsiz gelişim yasasının salt emperyalizm döneminde değil, sonuç olarak meta üretiminden kaynaklandığı için kapitalist evrenin tümüne damga vurduğu, uluslararası eşitsizlikler ötesinde belli yerellik ve özgünlüklerde kendini tüm boyutlarıyla sergileyebildiği en baştan bilinmelidir demekte. Yani oldukça çarpıcı bu eşitsiz ve bileşik gelişme perspektifi dahilinde bence. Sungur Savran'dan da şu alıntıyı yapayım: Eşitsiz bileşik gelişme yasası az gelişmişlerde kapitalizm gelişmesi yönünde dışsal zorlamayı bu gelişmenin ilk kapitalist ülkelerden çok farklı biçimler alacağı teziyle birleştirilerek her toplumun aynı yoldan geçmesinin zorunlu olmadığını, dolayısıyla bugünün dünyasında bazı ülkelerin kapitalist aşamayı tamamlamadan sosyalize geçiş dönemine girebileceğini ortaya koyarak bu iki kutup arasındaki kısır kaşlığın sınırlarını aşmanın anahtarını verir. Az gelişmişlerde kapitalizmin gelişmesi olanaksız olmak bir yana, özel bir sıçrama olmadığı takdirde zorunludur. Ama bu gelişmenin eski kapitalist ülkelerde aynı yoldan geçmesi zorunlu olmak bir yana olanaksızdır diyor. Şimdi buradan Hikmet Kıvılcımlı'ya hızlıca değineceğim. Ama tarih tezini ben biraz özetlemeye çalıştım. Yani özetlemek çok mümkün değil. Yani çok da güzel bir tabir de değil ama vermeye çalıştım. Yani bu eşitsiz ve birleşik gelişme perspektifini geliştirmesi açısından. Yani o anlamda yani bu dört çalışmanın ön plana çıkması mümkün. Tabii Hikmet Kıvılcım'ın çalışmalarının dönemlendirilmesi ve kendi içerisinde de gidiş gelişleri ve yorumlama zorlukları olduğunu söylemek mümkün ama yani burada Nail Sattıga'nın Devrimci Marksizm'in ikinci sayısında çıkmış TKP Meriri Melli ve Hikmet Kıvılcım'la makalesinde ki şu tespiti önemli bence. Yani Nail Sattıgan'a göre aynı kavramlarla konuşmasa da aşamalı devrim ve demokratik devrim perspektifine mesafeli olduğunu söylüyor. Finans kapitali analiziyle de Trotskizm'le kuvvetli bağı olabilir demiş. Benzer bir şekilde Ergun Aydınoğlu da hiç farkında olmaksızın Trotski'nin sürekli devrim anlayışının Türkiye devrimine uyarlama çabası içinde olduğunu o anlamda söylüyor. Yani ben ayrıntıya girmeden şu şekilde bir doğrusal tarih eleştirisiyle kendimi sınırlayacağım. Yani şöyle diyor Hikmet Kıvılcımlı, burada iki anlatı literatüre hakimdir ve aşılmayı beklemektedir demekte. Yani bir, tarih öncesinin bilinmeyişi nedeniyle tarihin tekerrür ürettiğine dair anlatı. İkincisi de yakın doğu tarihinin bilinmeyişi nedeniyle Akdeniz çevresinin Batı Avrupa'ya doğru kölelik ve derebeylik kapitalizm gidişatına dair anlatı diyor. Yani bu ikinci anlatı bizim açımızdan daha önemli tabii ki. Bu iki anlatı Batı tarihi gerçekliğini az çok sunabilmekte, Batı'da sosyal devrimciliğin teorik pratik bütünlüğünü sağlayabilmektedir.
Yani yine bu özgünlükler, evrensellikler meselesi yani derinden okunuyor tabii ki. Ama Türkiye'ye dair bir şey söyleyememekte, Doğu için teorik bir boşluk ve karanlık ortaya koymaktadır. Bugün klasik tarih bilimi Batı'da kapitalizmde ve Doğu'da formal sosyalizmde henüz yukarıda değdiğimiz iki genel ve özel eğilimden kurtulamamıştır diyor. Yani özellikle de Türkiye'nin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun genellikle geri ülkelerin ekonomik ve sosyal gerçekliklerini gereği gibi düşünmek ve hele davranmak istedik mi her şeyden önce o klasik burjuva tarihçiliğinin sosyal determinizm düşmanlığı diyebileceğimiz eğilimi gidermek zorundayız demiş. Belki hızlıca şu alıntıyı yapabilirim. Bu perspektifin göründüğünü düşündüğüm Türkiye'de kapitalizmin gelişiminden yani sözlerime son vermeden şöyle demiş Kıvılcımlı. Yani burada işte 1908 devrim ve sonrası bağlamında söylüyor bunu. Rantiyeler, yani Tefeci Bezirgan sermayesi onun ifadesiyle sınıfının durumu Batı'da ve Türkiye'de görüldüğü gibi aşırıca diyalektik. Sosyal devrimi hem istemez hem isterdi. O sınıf Abdülhamit'ten sonra da egemenliğini yitirmedi. Ülkeyi örümcek ağı gibi sarmış, mültezim, müteahhit, sarraf, tefeci, eşraf, ayan zümrelik kapitalist sınıfı Türkiye'de hala burjuvazinin ezici çoğunluğudur. Fakat sanayici kapitalist yok değil. Olsa olsa eksik sayılabilir. Bu eksikliğin iç sebebi Türkiye'de İngiltere'dekinden çok daha ağır basıcı bir tefeci bezirgan prekapitalist sermayeci sınıfın azgınca gelişmiş bulmasıdır. Dış sebebi o iç sosyal prekapitalist sınıfın Batı finans kapitaliyle çabuk ve kolay kaynaşması sayesinde Batı şirketlerinin Türkiye'de her türlü modern sanayi girişkenliğini daha doğarken boğabilmeleridir diyor. Şimdi burada yani son olarak şöyle bitireyim ben. Bütün bu tartışmalar, bu sınıflandırmalar çerçevesinde, sınıflı toplum tartışması, doğrusal tarih tartışması çerçevesinde baktığımızda, yani sınıflı toplum, sınıfsız toplum, doğrusal tarih, ekonomik temelin belirleyiciliği, yani bu meseleye çok fazla giremesek de, yani bunlar etrafında dönüyor, yani bunları aşmaya çalışıyor sol ve Marksistler aslına bakarsanız. Yani burada bence yani eşitsiz ve bileşik gelişme yaklaşımı Türkiye'de bu konudaki çalışmalarını 1920'lerde yapmaya başlayan Hikmet Kıvılcımlı istisnası dışında yani 70'ler ve 80'lerde gelişen bir yaklaşım olmakta. Yani bu sorunları aşabilme yönünde kuvvetli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Yani bu yaklaşımda yani eşitsiz ve bileşik gelişme yaklaşımında yani sınıfsal dinamikler ve çatışmalar ön plana çıkarılabiliyor. Ekonomik determinizme mesafe alarak toplumsal gerileme ve sıçramalar ortaya konabiliyor. Ayrıca özgünlükler ile evrensel özelliklerin diyalektik bir birlikteliği de ortaya konulabiliyor. O anlamda Türkiye'deki solun tarih yazında neredeyse kördüğüm haline gelen özgün ve evrensel ikileminin de Avrupa merkezciliği aşan evrensel bir perspektifle çözebiliyor. Yani bu kördüğüm ve çözümün Türkiye tarihine özgün olmadığını da söylemek lazım aslında. Yani bu aşılamama meselesi yani Marksist yazının geneli içinde geçerli bir şey. Yani ondaki sorunları da aşma yönünde önemli olduğunu söylemek gerek. Burada belki son vermeden yani bu hızlı tarama çerçevesini böyle sevdiğim bir de alıntı yapayım. Pardon. Korkut Borat Av'dan. Bu da yine küçük meta üretimi üzerine bir tartışmadan bir makale aslına bakarsınız. Yani 11. tezin 5. sayısında çıkmış. Şöyle diyor. Bununla bitirelim. Batı'daki kuramsal gelişmeleri birkaç adım geriden haklı olarak izlemeye çalışan aydınlarımız, sosyal bilimcilerimiz, hele ilerici iseler, ülkemizin fikir mirasının hem eleştirici hem de kadir bilen bir bilançosunu yapmak zorundadırlar. Örneğin 20. yüzyıl içinde bu mirasın artık yaşamayanlarından bazılarını sayarsak, Şevket Süreyya Aydemir, Hikmet Kıvılcımlı, Ahmet Hamdi Başar, Doğan Avcıoğlu'nun sadece Türkiye için değil, genel olarak önemli ve özgün katkılarıyla zenginleştiğinin farkında olmayan Türk düşünürünün bu mirasa herhangi bir şey eklemesi çok güçtür. Kendi içinde bile iletişimi olmayan her kuşağın her şeyi yeni baştan keşfederek ülkenin kültür ve fikir birikimini zenginleştirmesi, daha doğrusu bu birikimin içinde yer alması olacak şey değildir demiş. Yani o anlamda ben
hem eleştirici hem de kadir bilen bir bilanço zorunluluğunun altını çizerek sözlerimi bitireyim. Sabrınıza çok teşekkür edeyim. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten tam bir saatte bitirdiniz. Çok sağ olun. Öyle öngörmüştünüz zaten. Korkutucu'yu da böylelikle tekrar yani saygıyla selamlayalım. Dilerim daima yazmaya devam eder bizimle. Tamam, belki Korkut Hoca'dan yani başladım ama belki Korkut Hoca'yla Zafer Erdoğan Hoca arasındaki tartışmayı açmak istersiniz biraz. Yani o tartışma aslında belki de Türkiye'nin toplumsal formasyonu anlamak bakımından önemli bir tartışmayı da aralamıştı ama belki güncel tartışmalara bağlı olarak da bir tür sönümlenmeyi de yutuştu. Aslında hocalar onu oldukça devam ettirdiler ama Zafer Hoca ile Korkut Hoca oldukça sürdürdüler ama tartışma sonra kesintiye uğradı. Belki dediğim miktar da yani 11. sayıdan sonra başka bir zamanları peşinde ama o resmak ister misiniz hocam? Biraz yani Türkiye'deki meta üretimi ve üretim tarzı arasından aslında şimdi bu tabii şey, buyurun lütfen. Şimdi onun günümüze nasıl geldi ya da günümüze yansıması nasıl, belki onu vurgulamak o anlamda iyi olur. Şimdi o tartışma aslına bakarsanız bu yani strateji tartışması olarak yani sosyalist devrim, milli demokratik devrim tartışması bağlamında ortaya çıktı. Yani o anlamda bir şekilde bu stratejileri temellendirecek işte toplum yapısı analizleri gündeme geliyor idi. O çerçevede işte Muzaffer İlhan Erdost'un işte ya da Mihri Belli'nin daha öncesinde işte feodalizm tespiti var. Yani Mihri Belli Türkiye'de bağımlı bir ekonominin varlığını altını çiziyor. Emperyalizme uyduluk politikası olduğunu söylüyor mesela. Emperyalizmi yerli müttefik işbirlikçi kapitalistlerdir demiş. Feodal mütegallibi onlarla ortaklık içinde. Tefeci bezirgen sermayesi onların taşradaki en güvenilir dayanağıdır. Şöyle diyor, toprağından feodalizm fışkırmakta olan Türkiye'de milli demokratik devrim bu asalak gayri milli sınıflara karşı yapılacaktır demiş. O çerçevede yani tarımda feodal ilişkilerin hakimiyetini vurgulayan bir analiz ortaya koyuyor Muzaffer İlhan Erdoğan. Korkut Boratav ise burada yani kapitalizm tespiti üzerinden gitmekte ama burada kapitalizm tespitini aslına bakarsanız ki yani küçük meta üretiminin hakimiyeti üzerinden tanımlanmakta. Yani o anlamda yani oldukça da özgün bir analiz yapmakta. Yani bakınca Samir Amin'in ile oldukça koşulluk içerisinde olan bir analiz ama yani ondan da özgün bir analiz olduğunu söylemek gerekiyor. O tartışma aslına bakarsanız sonrasında bu şeyle de birleşiyor. Bu Asya üretim tarzından kapitalizme geçiş üzerine bir perspektif geliştiren, işte dünya sistemi analizini vurgulayan, işte çarpık bir kapitalizm analizini vurgulayan ki şeyde Korkut Hoca'nın da kullandığı kavramlardır. Son zamanlarda Ahbap Çavuş kapitalizmi kavramına daha fazla başvuruyor. Yani az gelişmiş coğrafyalarda. Bu anlatının da önemli bir şeyi oldu. Parçası oldu. Yani küçük meta üretimi. Yani küçük köylülük daha erken dönemler için. Sonrasında tarihselleştirme farklılıkları olmakla birlikte küçük meta üretimi. Bir şekilde de yani Türkiye'de küçük meta üretiminin hakim olduğu, tarımda özellikle bunun hakim olduğu anlatısı yani böyle sorgusuz sualsiz yani sanki hiç tartışma yapılmamış gibi söylenmekte yani bunun üzerine de yani muhalif politikaların da bu çerçevede geliştirildiğini o anlamda söylemek gerekiyor. Ama bu meselenin de oldukça tartışmalı olduğunu ifade etmek lazım. Yani ondan dolayı yani Oyaki Öymen'den alıntıyı ondan dolayı söyledim. Oğuz Oya'nın Orhan Kurmuş'un çalışmaları yani hem tarihsel perspektifte hem 20. yüzyılda dair perspektifte tartışmaları o çerçevede önemli. O anlamda küçük meta üretimi bağlamında yani Çağlar Keyder'in çalışmalarıyla da Korkut Boratav'ın çalışmalarının örtüştüğünü söylemek gerekiyor. Yani günümüze uzantısı yani 90'lar sonrasında bu üretim tarzı işte devlet sınıf tartışması olmasa da bu tartışmalardan yani bu dünya sistemi analizi, bütünleşme
Ve küçük meta üretimi böyle kabul görür. Yani sıfırdan başlanır anlatılar olarak, yani sorgulanmadan devam edildiğini de söylemek lazım. Yani buradaki sanki hiçbir tartışma yapılmamış, bunlar üzerine yazılmamış, söylenmemiş şeyler gibi. Yani şimdi yani 1922, pardon 1922 değil, 2022'de çalışmış, ortaya çıkmış yani yayınlar bile aslında, önemli yayınlar bile bunu tekrarlayarak başlıyorlar. Yani bunlar da bir biraz şey, açıkçası insan üzülüyor bu tartışmaların bu şekilde silinip atılmış olması. Yani bir şekilde bunun tartışmalı bir konu olup, yani bu savunulabilir, yani ona bir şey demiyorum ama yani onu savunma yönünde bir analiz ortaya koymak lazım. Yani sanki bu herkesin kabul ettiği bir gerçek olguymuş gibisinden hareket edildiğini, yani o anlamda bir tartışmasızlığın da daha önceden gördüğümüz zengin tartışma ortamının da kaybolduğunu da ifade etmek gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Ben tabii moderasyonda olma hakkımı kullanarak hocalarımdan önce bir soru daha yöneltim. Belki biraz daha açmakta. Sencer Hoca'yı tabii biz de programlarımızda çok anıyoruz. Yani tartışmalarda kaçınılmaz olarak bir uğrak ve çok da üretken, çok da yararlandık birçok metinde ama tabii Sencer Hoca hep 14-15. yüzyıllarda dair metinler yazdı. Nedense sonraki dönemleri dair çok, yani kısa değiniler olmasına rağmen bütünsel metinler yazmadı. Siz Sencer Hoca'nın esas vurgusu, özgün vurgusunu biraz açtınız hocam ama biraz daha açmak ister misiniz? Özellikle yani batı dışı toplumların iki kapitalistleşme süreci, geç kapitalistleşme sürecindeki özgünlüklerini, Sencer Hoca'nın özgün katkısını biraz daha açmak ister misiniz? Buyurun. Şimdi yani bu benim kendi görüşüm aslına bakarsanız, yani şey de tabii Asya üretim tarzı tartışmasını açması, getirmesi, yani bu Türkiye'nin özgünlüklerini anlatma çabası yani oldukça önemli, epey de bir tartışma yaratıyor o dönemde, bunun üzerine tartışılıyor. Ama burada yani zenginlik açısından ya da orijinallik açısından ya da işte bu hep özgünlük, evrensellik diyoruz. Yani tartışmayı böyle evrensel boyuta geçirmek açısından bence önemli olan onun katkısı, literatüre katkısı, yani dünya literatürüne katkısı, ki zaten başka dillere de çevrildiğini, yayınlandığını da biliyoruz kendi çalışmalarının. Yani bu yani kapitalizme geçiş meselesi. Yani o anlamda kapitalizme geçiş, yani gelişmiş coğrafyalar için konuşulurken az gelişmiş coğrafyalar için de konuşulur hale getiriyor. Yani o arada yazdığı, çok fazla geliştirmediği ama az önce sıraladığım isimler çerçevesindeki analizler tamamen o geçiş meselesine vurgu yapmakta. Yani orada bir zenginlik olduğunu söylemek o anlamda mümkün. Yoksa şey yani eleştiri noktasına tekrar başa dönüyor. Yani sınıfsız bir toplumun ortaya çıkışı, doğrusal tarihin tekrar ortaya çıkışı bağlamındaki çabalarının o anlamda başarısız olduğunu söylemek mümkün. Teşekkür ederim hocam. Soruları ve katkıları sırasıyla okuyayım. Sevgili Güler ve Caner'e teşekkür ediyoruz. Suat Ercan hocam yazmış. Tarih yazımı içinde Marksist analizlerden hareket eden metinlerin güzel bir dökümü olur. Arkadaşlar çok teşekkürler demiş. Bu anlamın sonunda önemli olan Marksist kategorileri yeniden gündeme almanın önemi ve zorunluluğu açığa çıkıyor. Bugünlerde bu kategorilerle konuşmak çoğu zaman Latince konuşuyoruz gibi çok az kişinin anladığı bir eski dil gibi algılanıyor demiş. Marksistler için de durum bu demiş. Sanırım şuradan devam ediyor. Üretim tarzı, toplumsal formasyon, üretim ilişkileri ve üretim tarzlarının eklemlenmesi gibi kavramlara dönüş yapmalı. Biliniyormuş gibi değil, yeniden Marksist alfabe gibi anlatılmalı demiş. Çok teşekkür ederim Hocam katkınız için. Necati Ege'nin hocam sorusu var. İsterseniz sevgili Oğuzhan derleyeyim. Bunları da ekrana yazabiliriz. Bunun için teşekkür ediyor. Çok sağ olun. Cem Emrenci'nin bir makalesi geç dönem Osmanlı tarihi yazımı üzerine bir paradigma öneriyor. Sırasıyla modernizm, makro modeller, dünya sistemi analizi de dedi.
Sosyal sağcılık kısmen değindiniz ama üretim tarzı tartışmaları bu çerçeve içine oturtmak ne kadar mümkün olur diye sormuş hocam. Birinci sorusu bu. Az dilerseniz yanıtlayarak ilerleyelim. Tam şey yapamadım. Ses biraz şey geliyor ama üretim tarzı tartışmalarını nereye yapmak mümkün mü diye Evet, soruyor. üretim tarzı tartışmalarını bu çerçeve içine oturtmak ne kadar mümkün olur demiş. Modernizm, makro modeller, dünya sistemi analizi ve post yapı sağlık. Hocam soru da aşağıda. Arz Ha, edersin. tamam, oldu. Çok teşekkürler. Yani yorumlar için de Fuat Hoca'ya da çok teşekkürler. Soru için de teşekkürler. Şimdi aslına bakarsanız yani bu modernizm anlatısı yani 1960'larda da yani bu literatürü takip edenler olduğunu biliyoruz ama yani sonuçta 18. yüzyıl, 19. yüzyıl yani 20. yüzyıldaki anlatı çerçevesinde yani kapitalizmin gelişimi üzerine yapılmış çalışmalar var. Yani günümüzde de buna meyleden çalışmaların olduğunu biliyoruz aslına bakarsanız. Yani o anlamda yani burada tabii ki daha farklı bir gelişme çizgisi var. Ama o gelişme çizgisini yani hem özgünlükler hem de evrensellikler bağlamında tartışmak mümkün diye düşünüyorum. Yani bütün bu bahsettiğim literatür aslında bu bir taraftan modernizm olarak adlandırılan hikayeyi de yani üretim tarzları, sınıf çatışmaları, mücadeleleri üzerinden anlatıyor yani Tanzimat ve sonrasında da. Yani günümüzde durum nedir? Belki o konuda belki bir şeyler söylemek mümkün olur. Yani Fuat Hoca'nın söylediği gibi yani bu kavramlar üzerinden tartışma yani çok zengin bir tartışma var. Yani bunları tekrar gündeme getirmek önemli olacaktır, zenginleştirici olacaktır. Yani o anlamda böyle daha muhalif, daha Marksizm içerisinde bakanlar da yani kendilerini daha sınırlı dönemler, sınırlı sorular, konularla şey yaptılar, bağladılar. Yani onlar, ya yani ben de dahil, kendimi de dahil edeyim. Yani o anlamda böyle ufku açıp daha büyük sorularla, daha büyük tartışmalarla işe gitmek gerekiyor. Araştırma sorularını bu çerçevede koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o anlamda tabii bir genel olarak daha önceden de konuştuğumuz bu tartışma eksikliği de var. Yani bu buradaki şeyde gördüğümüz bizim literatürde gördüğümüz yani bu tartışmalarla zenginleşiyor. Yani böyle bir sürekli bir ping pong maçı seyrediyormuşuz gibi yani çok hareketli bir durum söz konusu. Yani onun dışında şu da söylenebilir. Yani mesela yani burada bahsedemedim ama yani 1990'lar sonrasında Türkiye'deki en zenginleşen literatür herhalde işçi sınıfı üzerine literatür ya da sosyalist hareketler üzerine literatürün çok fazla geliştiğini söylemek mümkün. Yani iktisat tarihi çalışmaların her ne kadar azaldı desek de ama bu literatür de yani sonuçta o kapitalizm anlatısı içerisinde o büyük anlatı içerisinde çok fazla değerlendirilmiyor. O da sınırlı bir şekilde sınırları içerisinde ortaya konmakta. Yani o her halükarda büyük soruları, büyük başlıkları yani kavramları ortaya koymak o anlamda iyi ve verimli olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu bazı ezberlenen şeyleri de o anlamda sorgulamaya başlamak da iyi olacak. Yani bu literatürün bize emrettiği şeyleri ya da ortaya koyduğu sürekli bir yerden çıkan bir şey var. Yani literatür var, ezber var. Yani onları sorgulamak lazım ama yani çok şey kuvvetli geliyor. Yani böyle çok hegemonik bir yapı var gerçekten. Yani onları kırmak çok şey değil, kolay değil ama mücadele etmek lazım yani bu tür şeylerle. Bu anlamda bu literatür çok yol gösterici, buradaki tartışmalar yol gösterici diye düşünüyorum. Yani o anlamda zaten Korkut Hoca'nın hem Kadir Bilen hem eleştirici bir şey perspektif vurgusunu söyleyerek bitirdim. Çok sağ olun hocam. İkinci sorusu aslında tam da bu literatürü ve sizin de makalenizin sonunda değindiğiniz kitaba demiş ki 7. Marksizm'deki yazınızın sonunda
Vas ve Nişancıoğlu'nun kitabının belirleyiciliği üzerinde duruyorsunuz. Bu kitapta yazarlar siyasal Marksist açıklamayı eleştirel bakıyorlar demiş. Siz siyasal Marksizm ya da Marksistler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda siyasal Marksistler ve eşitsiz ve birleşik gelişim okullarının tamamlayıcı olabileceğine dair kimi yayınlarda yapıldı. Bu yoruma katılır mısınız? Ve son olarak da evrensellik ve özgünlükler, evrensellikler ikilemin bir sentezine ulaşmak anlamında sormuş olayım. Çok teşekkürler demiş. Çok sağ olun soru için de. Teşekkürler. Yani şimdi en sonda böyle sonuç bölümünde yani 90'lardan sonra ne oldu, ne olmadı biraz onu şey yapmaya vermeye çalıştım ben. Yani o anlamda yani makalenin genel vurgusu içerisinde yani bu eşitsiz ve bileşik gelişme yani oldukça yani birçok kör düğümü aşma yolunda verimli olabilecek bir başlık gibi duruyor. Yani sonucuna varmıştım. O bağlamda da aslında böyle 2015 ya da 2016'ydı. Ani Yavas ve Nişancıoğlu'nun yayınladıkları kitap sonradan Türkçe'ye de çevrildi. Yordam kitaptan çıktı. Yani o kitap çok ilginç bir şekilde çok şey oldu. Ses getirdi. Yani belirli çevrelerde yani Türkçe'ye hemen çevrilmesi de bunun yansıması. Birçok yerde toplantıda tanıtıldı, tartışıldı, dergi özel sayıları yapıldı. Yani ben kitabın şeyine içeriğine eleştirilerim var yani o anlamda mesafeli duruyorum ama yani bu eşitsiz ve bileşik gelişme yaklaşımını gündeme getirdi. Ama şimdi bu Türkiye'ye yansıması bu yaklaşımın böyle değerlendirmesi açısından önemli bir kitap olarak bunu koydum. Yani Türkiye tarihi bağlamında yani bu yaklaşım üzerinden düşünen bazı ufak tefek çalışmalar var. Yani makaleler olduğunu görüyoruz. Yani bunun daha artması, zenginleşmesi üzerinden bir dileğim vardı. Yani o anlamda herhalde şeyi kastediyorsunuz. Eren Düzgün'ün siyasal Marksizmle eşitsiz ve bileşik gelişim yasasını birleştirmesiyle birlikte bir şey Türkiye tarihi anlatısı var. Yani bu ilginç yani önemli olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Yani siyasal Marksizmle eşitsiz ve bileşik gelişme anlatısı çerçevesinde yani bunlar üzerine daha fazla şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Ama yani o kitaptaki perspektifin de yani bu tür yenilikçi bir çabasına rağmen, kuramsal çabasına rağmen literatürdeki eski yaklaşımları yeniden türettiğini de düşünüyorum açıkçası. Yani o şeyle Eren'le de yani bu konuda yani yazıştık. Yani o konuda da şeyim görüşlerimi de ben ifade etmeye çalışmıştım. Yani o anlamda belki şeyi de söylenebilir. Yani bu siyasal Marksizm yani önemli perspektif ortaya koyuyor sınıf çatışması üzerinden ama bu Batı merkezciliği hatta İngiltere merkezciliği üzerinden çok eleştiriliyor. Son zamanlarda bunu farklı ülkelerdeki işte bu toplumsal mülkiyet ilişkileri perspektifi üzerinden böyle şeylerle vaka analizleriyle ülke analizleriyle ortaya koyan bir kitap falan da çıktı. Ama yani buna rağmen o anlatılar, ülke anlatıları da daha önceki şeyleri, daha önceki anlatıları yeniden doğurucu, böyle bir belirli bir izlek bağımlılığını da tekrar gündeme getiren bir perspektif koymakta. Yani o anlamda böyle Robert Brenner'in şeyi 70'lerdeki makaleleri çok şey, çarpıcı, etkileyici. Ama yani Brenner'in çalışmasını da yani o siyasal Marksizmi de kendi içerisinde böyle tarihselleştirmek lazım gibi. Yani 70'lerde ortaya koyduğuyla işte 90'lar, 2000'lerde ortaya koyduğu perspektif biraz şey yapıyor. Yani burada bir kayma var. Şeye dikkat ederseniz Daron Acemoğlu ve James Simpson'ın Robinson'ın yazdığı kitaplarda mutlaka Brenner atfı var. Yani onun böyle kuramsal olarak beslediğini söylüyorlar. Yani o farklı bir yerden alıyor ama
Yani o akrabalık görmeleri de böyle bir soru işareti olarak kalıyor tabii ki. Yani benim söylemeye çalıştığım biraz daha bu perspektif üzerinden düşünen, Türkiye tarihini ele alan çalışmaların ortaya çıkması dileğiydi. Aynı şekilde Hikmet Kıvılcımlı'nın çalışmaları da özellikle 2000'li yıllarda, yani Ahmet Kale'nin büyük emeğiyle çıkan kitaplar, yani külliyat çıktı. Bunun üzerine yani tezler yazılıyor, çalışmalar çıkıyor. Yani böyle bir zenginlik var ama o literatürün de Marksist tarih yazımına epey uzak olduğunu düşünüyorum ben. Yani yani diğer bir dileğim de yani o Hikmet Kıvılcımlı'yı da o Marksist tarih yazım bağlamında ya da Marksizm bağlamındaki ilişkileri bağlamında değerlendiren çalışmalar yani okumak en büyük dileğim. Yani çok zengin bir şey var çünkü külliyat var Kıvılcımlı'da da. Çok teşekkür ederim hocam. Bu temenni ben de çok katılıyorum. Yani Doktor Hikmet'in Marksist tarihizm içerisinde Marksist bir perspektifle reformasyonla değerlendirilmesi konusunda. Çok sağ olun hocam. Hatırladığınız kitap Alexander Anevras'ın ve Kerem Çentoğlu'nun Egemenliği Nasıl Kuruldu söylediğiniz 2020 yılında yoldan kitaptan tercüme edilmişti. Arzu edenler olursa okuyabilirler. Kapitalizm, jeopolitiğinin kökenleri diye gerçekten çok değerli bir çalışmaydı. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ Ben olun. Size teşekkür ederim. Ağustos ayında yani konuk etmiştik. Evet. Yeniden konuk ettiğiniz için de ayrıca çok mutluyum. Bu Ben de çok makaleyi teşekkür ederim. çok sağ olun hocam. Konuşmak gerçekten çok değerliydi. Arzu edenler tabii ki Birinci Marksizm'in son sayısında uzun makaleye oradan erişebilirler. Ve önceki tartışmalarımızı arzu edenler de YouTube kanalımızdan sevgili Çağdaş Sümer Hoca ile başlamıştık. Fatih Yaşlı, Aytek Soner Alpan, Cengiz Örnek ve Erdoğan Aydın'ı konuk etmiştik. Onlara da bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam tekrar. Katkı sunanlara da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın lütfen. Hoşça kalın, iyi akşamlar, teşekkürler.